sayın diyenler gibi birçok başlık var. Şimdi bu delillerde Anayasa Mahkemesi'nin işi kolay. Belki de gördükleri tarihindeki en rahat dava olacaktı. Olmadı. Bugünlere geldik. Geçtiğimiz günlerde nihayet aklı selim biri çıktı. Dedi ki ya kardeşim 535 milyon çok ciddi bir para ve bu milletin parası. Terörle anılan bir yapıya ki bana göre PKK'nın kırsal kentsel bacağıdır HDP. Bu partiye verilmemeli dendi ve zaten biz de yırtınıyorduk günler öncesinde. Ya az bir süre kaldı buna bir vatan evladı işte bir adli görevli itiraz etmez mi? Edildi ve onaylandı. Ama her ne hikmetse işte kısa bir süre sonra bir anda aynı heyet ne değiştiyse paranın blokesini kaldırdılar. Şimdi bu işte HDP'nin talebine de bana göre artık benim için bir kıymeti yok. Bu milletin de vicdanında bir kıymeti yok. Çünkü zaten atı alan üsküdarı geçiyor. Ama Melik'in dediği gibi bu seçim sürecine yetişir mi? Zaten yetişse de ki ben öyle bir ihtimal olduğu kanaatinde değilim. Yani seçim sürecine biz bu şekilde gideceğiz. Neden? Çünkü hani bu yaşadıklarımıza benim bir güvenim kalmadı. Sadece güvenmeyen ben değil, HDP de güvenmiyor. Hani hakkında çıkacak o kararı garantiye alma adına ola ki hani bir yolda kaza olursa yeşil solu kenarda tutalım diye de ikinci bir partiyi dillendiriyor. Demirtaş denilen katilini hatırlayalım. İşte buzdolaplarınıza koyun, bu amblemi yayın, bu ismi dilden dile dolaştırın gibi söylemleri daha geçen hafta kulaklardaydı. Dolayısıyla hani bana göre çoktan kapatılması gereken ve tarihe gömülmesi gereken bir yapı maalesef siyasi hayatına devam ediyor ve bu milletin parasını da alarak bu yola devam ediyor. Hep şu tartışılıyor, işte kapatılma çözüm mü? Kapatılma çözüm, özellikle bu dönemde çözüm. Hani diyor ya Ahmet Türk denilen kişi tam da zamanı diye, ben de işte diyorum ki tam da zamanı işte bundan bir sonuç almanın. Neden? Çünkü Yeşil Sol daha peydahlanmadan zaten biz bu tezi ortaya koymuştuk. Burada gerçekten bir geleneksel tabanın oluştuğu bir yapı var. Şimdi siz bu yapıyı kapattığınızda o seçmen kitle zaten sorguluyor yaşananları, son dönemde olanları. Evet. Bunu da hani kapatıldığı takdirde farklı bir değerlendirmeyle kendisine siyasi konum ve zemin arayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Diyarbakır olaylar, açılan soruşturma. Diyarbakır hatırlarsanız işte Şeyh Muz da az önce görüntüde gösterdi. Sevgili Melik kardeşimin de memleketi. Ben 2010'da oradan emekli oldum. Yani ekmek yediğim, su içtiğim bir yer Diyarbakır. Çok da sevdiğim bir yer. Şimdi 2 sene olmadı. Geçen sene bir gittim. Diyarbakır'ı tanıyamadım. Ben iddia ediyorum bugün Avrupa dahil yaşanacak en iyi şehirlerden biri, en modern şehirlerden biri olmuş. İnanılmaz bir altyapı. Ve bu altyapının oradaki vatandaşlarımıza sorduğunuzda mimarı kayyum diyor. Herkesin dilinde bu var. Kayyum geldikten sonra bunlar oldu. Çok memnunuz diyor. Hani buradan Millet İttifakı'na da bir gönderme olsun. O metne yazmışlar. Kayyum muhakkak kaldırılacaktır diye. Onu siz Diyarbakırlı'ma sorun. Ne diyorsunuz kaldıralım mı diye. Sahada alacağınız cevabı görün ona göre karar verin. Şimdi aynı Diyarbakır'da bir eylem akabinde gözaltılar var. Elif buradan şunu dillendirelim. Yani bana göre yapacağımız en kutsal görev olur vatan için. Bana göre sandıkta havlu atan küresel çete Türkiye'de sokakları karıştırmaktan başka çaresi kalmadığından her gün bu yolu deniyor. Yani bir iki çocuğun kavgasından fitil ateşleyip acaba ülkeye genelinde bu çatışmayı yayabilir miyim? Bunlar deneniyor. Diyarbakır'da bunun bir provasıydı. Allah'a şükür tutmadı. Niye? Çünkü orada Diyarbakır'da aklı selim ne döndüğünü bilen hatta zaman zaman HDP'lilere çok sert tepkiler veren bir halkım var benim. Orada milletim var ve hani evet gözaltılar var ama bunların eminim ben bir kısmı ne yaptığının dahi farkında değil. O kalabalıkta yerini almış oraya bir şekilde meraktan gelmiş kişiler. Geriye bu eliminasyonu yaptığında hani provokatör dediğimiz kişilerin bu konuda sahayı karıştırmak üzere görev aldığını görüyorsun. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hiç hatırından çıkmayan karedir. Diyarbakır'da haberler veriyor. Tabii FETÖ kanallı haberler ve o zaman ele geçen işte küresel çetenin medyaları. Diyarbakır'da sokaklar karıştı. Diyarbakır'da durum gergin. Esnaf ondan sonra kepenk kapatıyor. Ya çarşıdayım, geziyorum. Herkes evinde, işinde. Güllük gülistanlık dolaşıyoruz. Annem beni arıyor.
Oğlum gene Diyarbakır karışmış, ne oldu ya? Neresi karışmış dedik. Sonra ben araştırdım. Arka sokaklarda 5-10 tane çocuğu yapmış olduğu bir lokal eylem. Eylem de değil, çocuklar ne yaptığının farkında değil. Hiç unutma.